yardıma ihtiyacınız var mı diye bakmıştım. Ama vardı. Onu sağlıklı kucağıma almaya ihtiyacım vardı. Küvezde değil, kucağımda karşılamaya ihtiyacım vardı. Zamanında emzirmeye ihtiyacım vardı. Ona sağlıklı bakmaya ihtiyacım vardı. Biz o zaman ışınlayamayacağına göre... şimdi bir şeye ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Olan her şey için çok üzgünüm. Ama sen o zaman iyi gidenemedin diye bugün bunlar olmadı. Kendini hırpalama, tamam mı? Onun senin desteğine ihtiyacı var. Süreya. Özür dilerim. Hamilesin sen, özür dilerim. Söylediklerimi aldırma, tamam? Kendim dahil. Kimi suçlayacağımı bilmiyorum. En iyi sen beni anlarsın. Sen... daha çocuğunun yüzünü görmeden onu kaybetmeye dayanamadın. Ben... Yapma, yapma, hisseder. Yapma böyle. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Kötü şeyler düşünmeyeyim diyorum. Olmuyor. Her şeyim benim. Süreyya. Benim her şeyim. Her şey önemli, kaybetti benim için. Oğlum yememişsin ya. Hadi bari meyve suyunu iç. Hadi oğlum, hadi. Oğlum yapma, vallahi hiç iştahım yok. Oğlum. Oğlum önce bir sen kendine iyi bakacaksın, güçlü duracaksın. Bu kadar dağılma hemen. Şu an sadece bir ihtimal. Sakin ol. Abi ihtimal diyorsun. Tedavi dese tedavi çok ağır. İlik naklini düşünmüyoruz bile zaten yani. Ya cengaver benim yeğenim abi. Hatırlasanıza ya. Küvese durmamıştı, hemen çıkmıştı. Abi ben yapmayalım böyle ya, ha? Ya daha bir şey belli değil abi. Hoş geldiniz. Günaydın. Siz benim yokluğumu fark etmemişsinizdir ama ben geldim. Nihayet geldin anne. Neredesin sen ya? Telefon niye kapalı anne? Ne oldu? Gece boyu aradın. Açsaydın telefonunu öğrenirdin ne olduğunu. Korkutmayın sana Fikret. Hasta! Ada hasta, kızım hasta! Ne demek o yani şimdi? Şahap, Allah aşkına dolanıp durma. Alt kata düşeceksin. Ya bir git dinle. Sabaha kadar uyumadık zaten. Ne dinlenmesi kıymet Allah aşkına? Ne uyuması? Ya ben nereden senin aklına uydum da izin verdim bunlara? Geldi o da, aldı kızımızı, paşa paşa götürdü. Şahap, gözünü seveyim. Normal bir zamandan mı geçiyoruz ya? Ha, düne kadar o peşindeydi. Şimdi mi aklına geldi, koca oldu, baba oldu. Ben gideceğim, kızımı da torunumu da alıp getireceğim buraya. Şahap. Yok, bitti bu. Şahap. Ne? Şahap gelir mi Allah aşkına? Ya bak, torununun babasına ihtiyacı var. Kızın ne yaptı? Esti, gürledi, kuzu kuzu gitti. Niye? Kocasının desteğine ihtiyacı var. Ne çünkü. Kocası Allah aşkına kıymet ya? Ne kocası? Çıldırtma insanı. Şahap, gözünü seveyim. Al aklını başına topla. Ya bizim korumamız, kollamamız bir ana baba gibi olur mu? Gözümüzün nuru iyileşsin. Allah'ın izniyle ondan sonra ne istiyorsan yap Şahap. İstersen döv, istersen söv. Ay. Sıkmışım.
kim İpek mi? Yok değil ama inşallah duyulmamıştır şimdiden. Efendim Letafet. Kıymetçim müsait misin? Ya pek değilim ama acil miydi? Kısacık bir şey soracağım. Soracak başka kimsem yok çünkü. Esma'yı Sapanca'da bir otelde gördüm dün akşam. Sen bilirsin Esma'nın sevgilisi mi var? Aa, nereden çıktı o? Dün gece evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için Sapanca'ya gittik. Bir baktım Esma bir adamla yemek yiyor. Görmezden geldim önce. Sonra bu kalkarken girdi adamın koluna, masamıza geldi. Garipmiş adı. Tanıştırdı havalı havalı. Aa, sahi mi? Aşk olsun. Bunun yalanı mı olur? Bilirsin ben dedikoduyu hiç sevmem. Günah boynuna bana otelde kalacaklar gibi geldi. Şoktayım hala. Lafa gelince Bursa'nın ahlak bekçisi kadına yol. Letafet biz şimdi Şahap'la çıkmak zorundayız. Ben uygun olunca arar konuşurum seninle, tamam mı? Tamam hayatım. Aman bunun da derdi gücü yok dedikodu. Sepetletme.